Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 2. Dünya Savaşı'nın en iyi dışişleri bakanımız kim? Ondan bahsetmek istiyorum. Elbette kendi açımdan bir değerlendirme olacak ama bu değerlendirmenin haklı nedenleri var. Onları böyle tek tek sizlere açıklamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, 10 Kasım 1938'de hayata veda ettikten sonra Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa, Dışişleri Bakanlığına, hatta Çankaya Köşkü'ndeki kütüphanecisine kadar birçok kadrolar değişmişti biliyorsunuz. Siyasetin altın kuralı budur. Kim olursa olsun, isterse babanız, isterse oğlunuz iktidara gelsin, mutlaka kendi kadrolarını yaratmak isteyecektir. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından biri olan, hatta sağ kolu diyebileceğimiz İsmet İnönü, Çankaya'ya 11 Kasım 1938'de çıktığında Atatürk döneminden kalma tüm kadrolar değiştirilmişti. Örneğin İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Efendim işte Başbakan Celal Bayar'dı biliyorsunuz. Atatürk döneminin son başbakanıydı. O Celal Bayar'ın yerine Refik Saydam'ın başbakan olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanı Atatürk dönemiyle özdeşleşen Tevfik Rüştü Aras'tı biliyorsunuz. 13 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı yaptı. Kanalımda Türk Dışişleri Bakanlığı tarihçesini ve Türk Dışişleri Bakanlarımızı anlatırken ayrıntılı olarak tek tek bütün Dışişleri Bakanlarımızdan günümüze kadar ben bahsetmiştim. Lütfen oynatma listelerinden o videolarımızı bulun. 13 yıllık Tevfik Rüştü Aras, Atatürk döneminin Türk Dışişleri Bakanı da yerini bu kez Şükrü Saracoğlu'na bırakacaktır değerli arkadaşlar. 1939'da tabii o değişim biraz daha zaman aldı değişmesi için. Ve Şükrü Saracoğlu, Numan Menemencioğlu ve Hasan Saka. Düşünün, Türkiye koskoca 6 yıllık bir savaşta 3 dışişleri bakanı aslında değiştirdi. Bunun elbette çoklu nedenleri vardı. Örneğin az önce söylediğim gibi Refik Saydam biliyorsunuz başbakan oldu Celal Bayar'ın yerine. Ancak Refik Saydam aynı zamanda doktordu kendisi. Temmuz 1942'de bir kalp krizi geçirerek ani ölümüyle Saydam'ın yerine hemen Dışişleri Bakanı olan Şükrü Saracoğlu geçirildi. Peki Şükrü Saracoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı boşaldığı için onun yerine Şükrü Saracoğlu'nun yerine kim geçti? Numan Menemencioğlu. Numan Menemencioğlu dediğimizde duracağız. Aslında sonda söyleyecektim ama yine dayanamıyorum. Numan Menemencioğlu gerçekten de 2 numaralı savaşın bizim için en iyi ve en kaliteli Dışişleri Bakanı. Bana göre Türk dış politikasının fikir babası aynı zamanda. Numan Menemencioğlu ile ilgili ben de çok severek, gerçekten büyük zevk alarak yüksek lisans tezimde Numan Menemencioğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nı 1942-1944 arasını 2 yıllık o evreyi çalışmıştım. Ulaşmak isteyenler Yüksek Öğretim Kurumumuzun Ulusal Tez İzleme Merkezi'nden ilgili tezime ulaşırlar. Muhtemelen 132 ya da 135 sayfa olması gerekiyordu belgeleri, fotoğraflarıyla. Değerli arkadaşlar, çok severek çalışmıştım o tezimi de. Numan Menemencioğlu. Neden Numan Menemencioğlu? Bir kere gerçekten Menemenlizadelere dayanıyor soyu. Yani Menemenlizadeler dediğimizde sevgili arkadaşlar, Osmanlı, özellikle son dönem Osmanlısına çok değerli bürokratlar ve devlet insanları yetiştiren bir aileden bahsediyoruz Menemenlizadeleri. Kaldı ki bu Numan Menemencioğlu'nun da işte babasının Irak görevinde olduğunu görüyoruz diplomat olarak ve bürokrat olarak. Aynı zamanda Namık Kemal'in biliyorsunuz vatan şairi olan Namık Kemal'in de torunudur Numan Menemencioğlu. Ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekten de bunu biz söylemiyoruz. Yani sadece Türk basını değil yabancı basında bunu söylüyor. Çok kaliteli, çok güzide, çok nadide, çok ender rastlanacak bir niteliğe sahip. Nedir o? Türk Dışişleri Bakanlığımızın mutfağında yetişen çok önemli bir isimdir Numan Menemencioğlu. Ve öyle ki yani mesela dışarıdan atamayla ya da sonradan fark edilip de yerleştirilen, zorla o koltuğa oturtturulan biri değil Numan Menemencioğlu. Ta Atatürk döneminden Dışişleri Bakanlığımızın mutfağında yetişmiş ve dış işlerini çok iyi bilen, uluslararası hukuk bilgisi muazzam olan, ki kendisinin hukuk tahsili vardır bu arada söyleyelim. Ve uluslararası hukuka çok saygı duyan bir isim. Düşünün, Türkiye 6 numaralı savaşta, pardon 6 yıl süren 2 numaralı savaşa dahil olmadı ama yani neredeyse amiyane tabiriyle ondan beter olmuş duruma geldi. Psikolojik olarak çok yoğun bir şekilde savaşın
o maddi manevi bütün yükünü hissedebildik. Yani tamam, İsmet Paşa'ya bu noktada asla toz kondurmamamız gerekiyor. Benim kanalımda yine İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve İkinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları ile ilgili videolarım var. Lütfen onu da izleyin sevgili arkadaşlar. Yani o dönem çok önemli ve Türkiye'nin hem İngiltere hem Almanya, yani hem Mihver hem de Müttefikler Birliği tarafından çok böyle psikolojik baskıya kaldı. Bir taraftan Müttefikler Bloğu, bir taraftan Mihver Bloğu, yani Almanya, İtalya, Japonya Bloğu bizim sürekli savaşa girmemizi istiyorlardı. İsmet Paşa Çankaya Köşkü'nde buna gerçekten direnmiştir. 6 yıl boyunca denge politikası gözeterek o ip cambazlığı, biz ona Türk dış politikasında 2. Dünya Savaşı'nda orta büyüklükte fakir, daha yeni kurulan çiçeği burnunda bir cumhuriyetin döneminin o konjonktürün büyük güçlerine karşı her o dönemdeki ilgili güçleri birbirleriyle karşılaştırarak, yeri geldiğinde çatıştırarak aradan sıyrılmayı bilmiştir. Bu ip cambazlığını yapmıştır gerçekten de. İşte bu Numan Menemencioğlu'nun da sayesindedir sevgili arkadaşlar. Çok kısa sürede Dışişleri Bakanlığı yaptı kendisi. 2 yıl ama dönemine damgasını vurdu. Yeri geldiğinde Almanya, yeri geldiğinde Fransa ve İngiltere ile anlaşmalar yapıldı. Onlara yaklaşıldı. Efendim işte Palas'tan tutun da Ankara'daki birçok devlet kurumuna kadar, yeri geldiğinde İngiliz büyükelçileri, yeri geldiğinde Alman ve Fransız büyükelçileri müthiş yemeklerle, müthiş ziyafetlerle ağırlandı. Sanki onların yanındaymış bir izlenimi verildi. Almanya'ya krom ihracı, Avrupa özellikle İngiltere'nin bizi sürekli eleştirdiği noktada krom ihracı gerçekleştirdi. Bir ip cambazlığı, dediğim gibi bir denge politikası güdülmeye başlandı sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye savaşın dışına bu politika sayesinde aslında durdu. Çoğu zaman 2. Dünya Savaşı'nda bu Numan Menemencioğlu'nu, Dışişleri Bakanımızı hep yaftalarlar. Yani ben özellikle yüksek lisans tezimde hayır, bunun böyle olmadığını, aslında Numan Menemencioğlu'nun Alman taraftarı olmadığını kanıtlamaya çalıştım. Ve o yüzden çok zevkli bir konuydu benim için. Tamam, işte Numan Menemencioğlu yeri geldiğinde çok fazla Almanya'ya yaklaşmıştır. Keza Fevzi Çakmak, biliyorsunuz Cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli 22 yıl Genelkurmay Başkanlığını yaptı. Yani az önce videomun başında özellikle onu söyledim. Atatürk yaşamını yitirdikten sonra Çankaya Köşkü, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, yani Çankaya Kütüphanecisi'ne kadar herkes değişiyor ama kimse Fevzi Çakmak'a dokunamıyor. Çünkü çok, Atatürk'ün de çok değer verdiği, çok saygı duyduğu bir devlet insanıdır Fevzi Çakmak. Milli Mücadele dönemimizde biliyorsunuz 1922'de o göreve getirilmiştir. 1944 Ocağı'nda daha fazla baskılara dayanamayarak istifa etmek zorunda kalmıştır. Görevden alınmıştır. İşte Alman yanlısı vesaire, işte İngilizlere yanında yer alıp bir an önce Türkiye'yi savaşa sokmuyor bu. İşte Türkiye'yi savaşa sokmayan kişi Çankaya Köşkü'ndeki sadece İsmet İnönü Cumhurbaşkanı değil. Aynı zamanda Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu. Böyle bir imaj vardı ve bu İngiltere'yi rahatsız ediyordu. 1944 yılında girildiğimizde apar topar Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakıyor. Aynı yılın Haziran ayında da Numan Menemencioğlu görevi bırakacaktır. Neden? Numan Menemencioğlu'nun görevden alınmasını zaten İngilizler çok haz etmiyordu kendisinden. Çünkü Alman yanlısı olarak onu yaftalıyorlardı, biliyorlardı ama tabii gerçek böyle değil yani. Numan Menemencioğlu da Türk Dışişleri Bakanı mutfağında yetişen ve ulusal çıkarlarını her Dışişleri Bakanı ve diplomat gibi kendi ülkesinin ulusal çıkarını düşünerek buna istinaden bir dış politika oluşturmaya çalışıyordu. Elbette yeri geldiğinde Almanya ile de ip cambazlığı yapacaktır Menemencioğlu. Ancak Menemencioğlu'nu ele veren Boğazlar'da bir gemi görülüyor ve bunu İngilizler bastığında bu gemiyi çeşitli mühimmatlar burada ortaya çıkıyor ve bunun işte Almanya'ya tedarik edilmek üzere getirildiği vesaire, Türkiye'nin de bunu başından beri bildiği söyleniyor ve daha fazla Menemencioğlu görevini devam ettiremiyor. Yani Türkiye el altından meğer Almanya'ya mühimmat getiriliyormuş. Ya bunu sadece Numan Menemencioğlu, bu Dışişleri Bakanı karar veremez. Yani devletin başında o dönemde İsmet İnönü'nün olduğunu görüyoruz. Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun olduğunu görüyoruz. Yani tek başına bir kişi Alman yaftası, Alman yanlısı diye her şeyin Numan Menemencioğlu'nun üzerine elbette yük edilemez. Çok kaliteli bir insandır Numan Menemencioğlu. Türk Dışişleri Bakanlığımızın fikir babası dedik ama buraya da dikkat. Çok enteresan bir isim. Neden? Tamam, hukuk bilgisi var ve uluslararası hukuka çok önem veriyor. Savaşın en çetrefilli döneminde 1943'te, yani Türkiye'nin savaşa en yakın olduğu dönemde. Türkiye ya Almanya'nın yanında ya da efendim işte bu Müttefikler Bloğu İngiltere ve Fransa yanında savaşa gireceği anda
Orada da parantez açalım. Çünkü konu konuya çok geniş bir konu. İkinci Dünya Savaşı. Ne zaman anlatsam çok heyecanlanıyorum. Bir de konu Numan Menemenci olunca ayrı, Numan Menemencioğlu olunca ayrı heyecanlanıyorum. Şimdi burada şu var. 1943'ten sonra Fransa ve İngiltere Türkiye'yi yanına çekip bir an önce kendi yanlarında savaşı sokmak istediler. Adana görüşmeleri keza hatırlayın lütfen 1943'te, 1944'te 1. Kahire ve 2. Kahire konferansları gerçekleşti belirli aralıklarıyla. Türkiye'ye yoğun bir İngiltere baskısı, psikolojik baskı gerçekleşti. Churchill tarafından Adana görüşmelerinde Numan Menemencioğlu, İsmet İnönü, efendim işte Anthony Eden ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Winston Churchill beraber gizli bir şekilde görüştüler ve biliyorsunuz Churchill bu Adana'daki Türkiye'nin güney kanadındaki askeri buradaki ordumuzu ne yaptılar? Teftiş ettiler. Ve burada Churchill gördü ki Türkiye gerçekten piyade er açısından çok zengin ama teknik altyapı ve motorize altyapısı ve teçhizat yönünden asker ordu zayıf. O yüzden bir takım sözler verdi tabii işte tank gönderilecekti, top gönderilecek. Hiçbiri yaşanmadı, gönderilmedi tabii. Türkiye'nin savaşa girememesinin nedenlerinden biri de İngiltere'nin söz verdiği ama bir türlü o teknik desteğin, askersel desteğin ulaştırılmaması bir Türkiye'ye. O yüzden İnönü ve Menemencioğlu son ana kadar savaşa girmemek için direndiler sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Numan Menemencioğlu için gerçekten büyük bir sınavdı. 1942'den sonra özellikle 43 kışı hiç unutulmaz Türkiye'de. Çünkü savaşa en yakın olduğumuz dönemde Dışişleri Bakanlığı gerçekleşti. Yani siz sorun bir de Numan Menemencioğlu'na sormak lazım eğer bugün hayatta olsaydı. Yani 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı ama savaşın en çetrefilli, en zorlu ve en belirsiz döneminde yani Yunanistan, burnunuzun dibindeki Yunanistan işgal edilmiş. Hitler'in ve Mussolini'nin ne yapacağı belli değil yani. 12 adalar, Kıbrıs vesaire gitmiş. Kuzey Afrika kuşağı tümüyle talan edilmiş. Şimdi bir de bu Stalingrad bozgunuyla 1942'den sonra Rus topraklarından geri püskürtülen Almanya'yı İngiltere, Londra ve Paris yönetimi düşündürdü. Ya bu adamlar artık Rus topraklarından geri püskürtülüyor. Kasım 1942'den sonra da Kuzey Afrika'dan geri püskürtüldüler. Bu faşist devletler İtalya ve Almanya artık sonun başlangıcı onlar için dedi. İngiltere ve Fransa, Almanya ve İtalya'nın efendim işte Akdeniz çanağında, işte Rus topraklarında, Kuzey Afrika'da çözülmesi, Türkiye'nin bir an önce savaşa girmesi gerekiyor bu durumda. Eğer birinci cepheyi Kuzey Afrika'dan açtık, İkinci cepheyi Türkiye üzerinden açarsak işimiz daha kolaylaşır. O yüzden ikinci cepheyi Türkiye'nin üzerinden açmak için İnönü ve Menemencioğlu üzerinde yoğun baskıları artmıştır. Başbakan Churchill ve onun Dışişleri Bakanı Anthony Eden tarafından. Elbette buna Fransa da eklenecektir o noktadan sonra sevgili arkadaşlar. Ve Menemencioğlu ve İnönü son ana kadar direndi. Ancak direnmeleri de bir noktaya kadar elbette gerçekleşti. Ve 1944 Haziran'da istifa etmek zorunda kaldı sevgili arkadaşlar. Menemencioğlu daha fazla bu baskıya dayanamadı. İnönü de önce Genelkurmay Başkanı sonra Menemencioğlu'nu görevden aldı dedik. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Hukuk eğitimi vardı öyle değil mi Menemencioğlu'nun? Türkiye'de ve dünyada ilk bir şey yaşandı biliyor musunuz? O yüzden çok değerli bizim için. O yüzden bana göre 2. Dünya Savaşı'nın en iyi Dışişleri Bakanı yani. Hani Menemencioğlu'nun dışında mesela Hasan Saka ya da Refik Saydam karşılaştırılamaz yani. Hani onlar tamamen bir siyaset adamı. Keza zaten biliyorsunuz her ne kadar Menemencioğlu'ndan sonra Hasan Saka Dışişleri Bakanlığı'na gelecektir. San Francisco Konferansı'nda yani o Birleşmiş Milletler'in kurucu konferansında biz de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesiydik. Milletler Cemiyeti'ne sonrasında dahil olmuştuk. Hatırlayın lütfen Temmuz 1932'de Atatürk döneminde ancak Birleşmiş Milletler'e Hasan Saka bizi temsil etti ve Birleşmiş Milletler andı, imzalandı San Francisco Konferansı'nda. Her ne kadar Hasan Saka böyle yüce güzel bir görev de üstlense San Francisco'da bizi Dışişleri Bakanı da olarak temsilde ise birkaç yıl sonra İsmet İnönü'nün 46-50 arasındaki çok sallantılı koalisyon hükümetleri sırasında o dönemde de 3 başbakan değişmiştir onu da söyleyelim. Hasan Saka onlardan biridir. Hasan Saka hem Dışişleri Bakanlığı hem başbakanlık yapmıştır. 46-50 arasında Şemsettin Günaltay, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Recep Peker başbakanlık yaptı. Sadece 4 yıllık dönemde 3 başbakan değiştirdi Türkiye. Ama Numan Menemencioğlu diğerlerine Saraçoğlu
ve şeye göre, Sakay'a göre daha özgün, kendine özgün bir karakteri var. Çünkü dediğim gibi yani doğrudan Türk Dışişleri'nin mutfağında yetişen, hani bu adam diplomat yani. Hani oturması, kalkması, kıyafeti, görünüşü, efendim işte eğitimi, görgüsü, bilgisi, diplomat yani. Hani diplomatlık için doğmuş ve yetiştirilmiş bu adam. O göreve çok yakışıyordu. Ve savaşın en zorlu yıllarında dünyada ilk ve Türkiye'de de elbette ilk öyle bir şey yaptı ki İstanbul Üniversitesi'nde devletler arası hukuk kürsüsünü oluşturdu. Bu muazzam bir şey. Yani uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde Numan Menemencioğlu'nun önderliğinde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı devletler arası hukuk kürsüsü, yani bugünkü adıyla uluslararası hukuk bölümü ve kürsüsü oluşturuluyor. Ve ilk kürsü oluşturulmaz Menemencioğlu'nun kendisi bizzat oraya giderek kürsüde devletler arası hukuk dersinin ilk dersini kendisi veriyor. Yani bu da çok ilginç. Siz tarafsız bir ülkesiniz ama ya dünyaya bir uluslararası hukuk, devletler arası hukuk dersini de veriyorsunuz. Devletler arası hukukun ne kadar önemli olduğunu, savaş hali devam ederken ve savaş hali coğrafyasına yakın coğrafyalardan, ülkelerden biri olan Türkiye'de bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getirmişti. Benim de amacım bu videoyu özellikle siz genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, sevgili öğrencilerimize aktarmamın nedenlerinden biri Cumhuriyet tarihimiz çok zengin. Tıpkı Osmanlı tarihi gibi lütfen gerek Osmanlı devlet insanlarını gerek Cumhuriyet tarihimizdeki böyle çok değerli bürokratlar, diplomatları, devlet insanlarını bulup, araştırıp bilimsel akademik olarak sevgili arkadaşlar üniversitemize ve insanların önüne bu bilgileri güzelce objektif açıdan ve arşivlere girerek kaynakları, kitapları, makaleleri tarayarak İngilizce, Türkçe ya da hangi dil biliyorsanız mutlaka onları bilime, sosyal bilimlere kazandırmanız gerekiyor. Çünkü böyle çok saygın devlet insanlarımız var ve onlar tıpkı Menemencioğlu gibi ben onu yaptım, iyi ki de yapmışım. İleride kitaplaştırmayı da çok istiyorum tezimi biraz daha açarak sevgili arkadaşlar. Sizler de elbette bunu yapabilirsiniz. Tarihimiz çok zengin. Savaşlarımız, barışlarımız, anlaşmalarımız, olaylarımız, siyasal aktörlerimiz, dışişleri bakanlarımız birçok şey keşfedilmeyi bekliyor. Ve sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu güzel ülkenin güzel gençleri olarak, güzel kardeşlerimiz olarak mutlaka bu güzellikleri keşfetmek en büyük sorumluluğumuz. Topluma karşı, ülkemize karşı da en büyük sorumluluğumuz. İşte o ben o nacizane sorumluluklarımdan birini yine nacizane olarak sevgili arkadaşlar sizlere aktarmaya çalıştım. Bununla ilgili birçok kitapta önermiştim daha önce 2. Dünya Savaşı konulu videolarımda zaten. Pekala, görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün Cuma, yarından itibaren mis gibi hafta sonunuz olacak. Planınızı, programınızı, okumalarınızı, her şeyinizi hazırlayın. Dop dolu bir hafta sonu geçirin. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Türkiye'nin 50 üzerinde ilinde sevgili arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Bir güzel bu karantina günlerinde, bu yasak günlerinde planımızı, programımızı yapacağız. Mis gibi yabancı dil çalışacağız, kitap okuyacağız. Okumalarınıza güzel başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz olsun diliyorum. Hoşçakalın.